Tarihte deniz salyası, müsilaj, başka hangi denizlerde görüldü, nasıl temizlendi? Marmara Denizi'ni kaplayan ve bütün dünya basınının gündemine oturan deniz salyası, aslında yeni bir sorun olmamakla birlikte, artan kirlilik ve iklim değişikliği sonucu daha sıklıkla görülmeye başladı. Deniz yosunu patlaması sonucu yaşanan olayın farklı türleri, dünya tarihinde birçok farklı bölgede gözlemlendi. Özellikle bahar aylarıyla birlikte, havaların ısınması denizlerdeki mikroorganizmaların kontrolsüz şekilde çoğalmasına neden oluyor. Deniz yosunu patlaması olarak ifade edilen bu olay sudaki oksijen seviyesini azaltarak, içinde yaşayan canlıların da ölümüne neden olabiliyor. Tarım faaliyetleri, aşırı gübre kullanımı, sanayi atıkları ve evsel atıkların deniz ya da tatlı sulardaki nitrojen ve fosfat seviyesini arttırmasına neden oluyor. Ve bu da deniz yosunu patlamasını tetikliyor. Küresel ısınma da sorunun daha sık ve yoğun yaşanır hale gelmesinde büyük rol oynuyor. Deniz salyası, çoğunluğunu bitki planktonlarından oluşan mikroorganizmaların aşırı çoğalarak yapışkan, salyamsı bir madde salgılaması sonucu oluşuyor. Bu mikroorganizmalar stres altında daha fazla yapışkan madde salgılıyor, başka atık ve maddelerle birleşerek yayılıyor ve giderek deniz yüzeyini kaplıyor. Deniz salyası özellikle Akdeniz bölgesinde zaman zaman görülen deniz yosunu patlamalarının bir türü. Oluşum nedeni ne olursa olsun, deniz müsilajı sosyoekonomik sonuçları nedeniyle endişe yaratıyor. İlk kez 1729'da kaydedilen müsilaj, balık ağlarını kaplaması sebebiyle kirli deniz olarak tanımlanıyordu. O tarihten bu yana zaman zaman rastlanan müsilaj olayı özellikle son 30 yıldır çok daha fazla sıklıkla ve daha yoğun şekilde gözlenmeye başladı. Marmara Denizi'nde yaşanan olayın haricinde dünyadaki en büyük müsilaj olayı Adriyatik Denizi'nde yaşandı.